Evet, şimdi NetSupport'un öğretmen bilgisayarını kurmuş olduğumuz tutor versiyonunun arayüzünü biraz tanıyacağız. İlk açılış ekranında şu an herhangi bir ağda olmadığımız için öğrencileri bulamıyor program. Fakat öğrencileri ve öğretmenleri aynı ağ grubuna dahil ettiğimizde tutor versiyonunu çalıştırdığımızda bu network üzerinden bir broadcast yaparak student kurulu olan bilgisayarlarla iletişime geçiyor ve onları bu görmüş olduğunuz ekrana ekliyor. Birer simge olarak. Monitor student machines diyor. Yani tıkladığımız zaman öğrenci bilgisayarlarının ekranlarını burada izleme, gözlemleme şansımız var. Yenileme sıklığı, görüntüleme boyutu, yani öğrencilerin ekranlarını hangi boyutta göreceğiz veya otomatik olarak sıralama şansımız mevcut. Öğrencilerde çalışan uygulamalar hangi web sitelerine bağlanıyorlar, zoomlamanın aktif olup olmadığı ile ilgili alt tarafta seçeneklerimiz var. Bir altta öğrencilerin ses aktivitelerini gözlemleme şansımız var. Yine aşağıda bu konuyla ilgili yapabileceğimiz bir takım ayarlamalara ait sekmeler var. Bu bölümde öğrencilerin bağlanabilecekleri izin verilmiş ve yasaklanmış web sitelerinin listesini tutup güncelleme şansımız var. Böylece öğrenci bilgisayarında oturanların hangi web sitelerine bağlanabilecekleri veya bağlanamayacakları ile ilgili bir liste oluşturma şansımız var. Alt tarafta Student Applications, yani öğrencilerin yine çalıştırıp çalıştıramayacakları programların listesini yapma şansımız var. Evet, burada öğrencilerimize belli bir konu uygulandıktan sonra hızlı bir anket yapma şansımız var. Soruyu ve doğru cevabı yazdıktan sonra başladığımız zaman öğrencilerden anında geri bildirim alıp oran yüzde kaç doğru yapıldığı veyahut da hangi cevap, neye ne kadar cevap verildiği ile ilgili bir bilgi alma şansımız var. Öğrencilerin yazıcıları kullanma izinleri, eğer sisteme bağlı birden fazla yazıcı varsa kimin hangi yazıcıyı kullanıp kullanamayacağı ile ilgili izinlerimiz var. Evet, öğrencilerin yazışma geçmişlerini, birbirlerine yazmış oldukları mesajları buradan görme şansımız var. Hemen aşağıda öğrencilerin bilgisayarlarından CD, DVD-ROM'a ulaşma, USB belleğe ulaşma veyahut da ses kartlarını kullanıp kullanmama gibi özelliklerini buradan kısıtlama veyahut da izin verme şansımız var. Evet, burada öğrencilerin anlık olarak klavyelerinden yazdıkları şeyleri gözlemleme veyahut da yine izin verilen kelimeler, yani hedeflenen kelimeler veyahut da yasaklanmış uygunsuz kelimeler listesi oluşturma ve bunları engelleme şansımız var. Öğretmen için faydalı olabilecek, en çok faydalı olabilecek bölümlerden bir tanesi bu. Beyaz tahta bölümü. Beyaz tahta bölümünde show dediğimiz anda bizim ekranımız öğrencilerin ekranlarında tamamen beyaz bir sayfa olarak görünüyor ve bizim yazdıklarımız öğrencilerin bilgisayarlarına aynen yansıyor. Ekranları kaydetme, yapmış olduğumuz dersi kaydetme veyahut da daha önceden kaydettiğimiz bir dosyayı buraya yükleme şansımız var. Üzerinde değişiklik yapma, değişik tool'lar kullanma şansımız var. Renk seçeneğimiz var. Yapacağımız çizimlerin çizgi kalınlığı, kullanacağımız fontlar veyahut da yaptığımız en son işlemi ileri veya geri alma seçeneklerimiz mevcut.